Yapmayın, yapmayın. Ne olur bir yanlışlıkla. Oğlum düzelteceğim. Düzelteceğim, her şeyi düzelteceğim. Ben hiçbir şey söylemedim. Ben sadece seni korudum. Sen önce beni kendinden koru. Gerisini hallederim. Kurtaracağım seni. Ölsem de kurtaracağım, sana söz veriyorum. Hadi içeri gir. Hasan. 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 Hadi girin içeri. Rezil olduk mahalleye zaten yeter. Hadi topla hadi. Ya ne olur dede bir şey yap. Hadi girin içeri. Kader. Kader deyin. Fatma ceketimle bastonu bir gönder benim. Çabuk. Çabuk oğlum. Kadir. Kadir bunu nasıl yaparsın? Delilleri nasıl verirsin? Al çocuğu götürdüler işte. Ben sana güvendim, ben sana inandım, bana söz verdin sen. Ne de sen haklısın. Delilleri sen mi verdin? Tabii ki hayır. E kim verdi o zaman? Kim yapar böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Bulacağım. Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Var aklımda bir şey Gülperi, sen sakin ol. Tamam. Ben adliyeye geçiyorum. Halledeceğim. Tamam, ben de çocukları alacağım. Hemen geleceğim adliyeye. Yakup Bey aradı. Çocukları götürebilirmişsin. Ele uygun gördü. Onlar benim çocuklarım. Götürmek için kimseden izin almayacağım. Ya sen buram gittin. Ben sağ çıktım, ben. Ben doğurdum, ben büyüttüm. Sen sadece 2 yıl baktın. Yeter ya, herkes yerini bilsin. Halaysan hala gibi davran, ötesi yok. Fidan! Nerede kaldı valizler? Getir valizleri. Getir ki şu uğursuz kapımdan gitsin. Fidan! Helal olsun. Elinden gelen ardına koymadın. O ne demek kızım? Hasan katillerin yanına gidiyor. Hasan'ı bilmez misin? Kimsenin lafının altında kalmaz. Haksızlığa gelemez. Şimdi orada adamın biri onun boğazını sıksa. He? Allah korusun. Kardeşimin kılına zarar gelirse. Tamam Bedriye, yeter. Hasan'a bir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Gel ablacığım. Gelin abla, valize yardım edelim mi? Fidan. Yok Fidan, sağ ol. Biz hallederiz. Hadi kızım, al valizi. Bıktım şu valizi taşımaktan ya.
Pembe burun. Dur, ben getiririm can, bekle. Bedoş. Nereye Bedoş, ha? Nereye yine? Üf, çekil şuradan. Bana bak kızım. Bu iş çok uzadı Bedriye. Köşe kapmacaya döndü. Bırak. Şş, kıpraşma. Bırak diyeyim sana. Kıpraşma diyeyim sana. Bak ben annemi anlatacağım her şeyi. Yeter artık. Beni delirtme, tamam mı? Gel oğlum. Bedriye beni delirtme. Aa, ne oluyor orada? Çekil kızımın yanında. Hem senin burada ne işin var? Bir şey yok yenge. Yükünüz ağır. Yardım edeyim dedim. Araba şurada, siz geçin hele ben geleyim. Ne münasebet? Biz niye senin arabanla gidiyormuşuz? Hayır, olmaz öyle bir şey, istemez. Bak şimdi bak ya, bak şimdi bak. Ne ettim ya ben size, ha? Ver bedeş, yoruldum. Dokunma kızıma. Bir daha seni kızımın etrafında görmeyeceğim. Ondan uzak duracaksın, tamam mı? Sen ne diyorsun be? Ha? O benim hala sözlüm sayılır. Ha? Ya. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman yoklarım. Hem ben senin damadınım ya. Ne damadı be? Sen kızımla sözlü falan olamazsın. Yok öyle bir şey, unut. Bak, bir daha seni kızımın etrafında görmeyeceğim. Yanına yaklaşmayacaksın. Gölgen bile düşmeyecek üstüne, tamam mı? Anladın mı? Anladım. Hele bir yanlışını göreyim. Allah yarattı demem. Çekil şuradan. Minibüs şu tarafta, hadi. Ben alırım. Hadi oğlum. İlk duruşma 3 ay sonraya. Dik durun lan sandalım. Dik durun. Ben buradayım. Merak etme dedem. Sen bizi çıkaracaksın değil mi? Çıkaracağım elbet. Tabii çıkaracağım. Merak etmeyin siz. Merak etmeyin. Konuşma yasak. Dur. Yürüyün. Şimdi ne olacak avukat? Vallahi durum kötü Yakup Bey. Velayeti unutacağız bu süre. İstinafa başvurduk. Duruşma tarihi de yakın. Ama bu komple olayı... Tam bir fiyasko. Hasan'ı kullanmışsınız. Hiçbir hakim velayeti vermez artık size. Bir yolu, bir çaresi mutlaka vardır. Tek çare teminatla salıverilmelerini talep etmek. Hasan'ın çıkarılması olası. Bey, derhal başvur. Ama Hasan için değil, Ejder için. Neden? Velayeti bir perde değil mi? Anası düşünsün. Yiğitlik para ettiğimi görecek. Sayın savcım, çocuk neden tutuklandı? Cevap burada. Kendin gör. Haklı mısın? Kadın masum. Ama oğlu Ejder'in suç ortağı. Bu görüntüleri nereden buldunuz? Benim kalem bilir. Onlara teslim edilmiş. Hasan Taşkın annesine kızgın bir çocuk. Belli ki amcası tarafından maşa olarak kullanılmış. Ve annesi de bu duruma çok üzülüyor. Çocuğun yaşı ve daha önce sabıkasının olmaması göz önünde bulundurularak teminatla serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Fırsatım olursa bir ara hakime iletirim talebinizi. Yapmayın sayın savcım, lütfen. Hakim kabul ederse hemen çıkar. İletirim dedim ya. Kaç tane çocuğun hayatı şu dosyalarda sıkışıp kaldı. Yapmayın lütfen. Hasan Taşkın'ı da bürokrasiye kurban etmeyelim. Annesi okutmak istiyor. Bir şans daha verirsek belki karşınızda suçlu olacağına meslektaşınız olacak. Adaletin temeli merhamet değil mi? Zaman geçtikten sonra affetsek de bu çocuğu kurtaramayız. Peki avukat, buna da peki. Sen kapıda bekle, ben hakime gideceğim. Çok sağ olun.
Sağ olun savcım. Gelin çocuklar. Pembe Burun bak. Burası evimiz. Evine hoş geldin Pembe Burun. Siz hiçbir yere dokunmayın, ben akşam gelince derleyip toplayacağım. Ben şimdi adliyeye gideceğim, bakayım Hasan'ı nereye götürmüşler. Kapıyı kimseye açmayın. Bak canımın içi. Eğer Ali ablanı ararsa ya da kapıya gelirse hemen bana telefon aç, tamam mı? Ben şimdi numaramı yazayım sana. Ben ezberledim çoktan. Oh, akıllı mıdım benim? Pembe Burun. Oğluma iyi bak, tamam mı? O benim kıymetlim. Ben bir iki saate gelirim. Allah'a emanet ol. Pembe Burun, göreyim değil mi? Ne güzel anam var. O abim getireceğim. Bak gör, üzülme. Hep beraber olacağız yine. Kolay gelsin. 2018'e 1071 esas dosyası 5 numaralı delil hakkında bilginiz var mı? Gülperi Çetin dosyası. Evet. Bu size teslim edilmiş galiba, güvenlik kamerası görüntüleri. Ondan bahsediyorum. Bir sorun mu vardı? Teslim eden kişiyi öğrenmek istiyorum. Kim getirdi delili? Polis getirdi. Olayı araştırırken bulmuş olmalılar. Anladım. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin tekrar. Kolay gelsin. Sağ olun. Sayenizde adalet yerine gelmiş oldu. Bir delilin karartılmasına, bir ailenin yok olmasına engel oldunuz. Hak yerini bulacak. Çok teşekkürler. İyi günler. Mm-hmm.
Geç bakalım delikanlı. Hususi eşyalarını alalım. Üstünde başka eşya var mı? Yok. Onu da alalım delikanlı. Babamdan kalan tek hatıra. İyi kalsın bakalım. Şuraya bir imkan. Kadir, ne oldu? Bir çözüm bulabildin mi? Teminatla bırakılmasını talep ettim. Parayı verince Hasan'ı alabileceğiz, öyle mi? Evet, alacağız. Oh, Allah'ıma çok şükür. Ne kadar? 150.000. 10 gün içinde parayı ödeyemezsek Hasan çıkamaz. Duruşmaya kadar 3-4 ay geçer. Cezalıysa 3-4 sene içeride kalır. 150.000. Burası ortak alan. Kimse yok mu? Atölyede, kurstalar, eğitimde. Hadi. Sabah 7'de kalkış. 11'de ışıklar söner, yatış. Kapılar kilitlenir. Gerisini arkadaşların anlatır sana. İşte senin odan da burası. Akıllı uslu ol, zaman çabuk geçsin. Yoksa zor. Allah kurtarsın. Eyvallah. Gülper, senin o kadar paran yok biliyorum. Nereden bulacaksın o parayı? Ne yapıp edip bulacağım, çıkaracağım oğlum orada. Dur bir konuşalım. Gülperi bir dursana, bir konuşalım. Yanlış anlamazsan ben sana borç verebilirim. Sağ ol Kadir, yok olmaz öyle şey. Niye? İlle birilerine borçlanacaksın. Avukatınım ben senin. Benden daha münasibi var mı? Ben o kapıdan bir girdim, o günden beri benim için koşturuyorsun. Sana borcum o kadar fazla ki istesem de ödeyemem zaten. Kızdırıyorsun bak beni. Lütfen. Bırak önce ben bir deneyeyim. Peki. Bulamazsan bana geleceksin. Söz mü? Haber ver mutlaka. Anam gelince sana da yatak yaparız. Tamam mı?
açmayın dedi. Ali abime. Açma acıma. Gülper teyze. Gülper teyze. Gel sen geç şöyle arkama. Apartmandan biri belli. Buyurun. Sen kız mısın? Gülperi teyze nerede? Dışarıda. İşleri vardı. Polisler götürmüş. Hapse tıktılar değil mi? Kıyamam. Size de böyle yalanlar mı söyletiyor? Anam bıraktı polis abiler. Suçsuz o. Çıktı. Ya. Niçin işinin başında değil o zaman? Apartman çöplük olmuş. Annem çok kızdı. Git hemen söyle alsınlar çöpleri dedi. Gelince yapar. Sen alsana. Hem işiniz bu değil mi zaten? Değil. Valla sen bilirsin. Ortalık leş gibi. Annemler bu gidişle sizi kovacak. Kendinizi kapının önünde bulmanız an meselesi cicim. Öyle mi cicim? Efendim. Gülperi, konuşmamız lazım. Konu neydi? Oğlanla ölene çare yok. Benim avukat aradı. Bir durumlar varmış. Gel oturup konuşak, bir çözüm yolu bulak. Başarırsın can, anan için, abin için, ablan için, Tanpe burnun için, yaparsın. Senin ne işin var burada? Sana da merhaba delikanlı. Avukatım geldi dediler diye çıktım. Eğer sensen şimdi kovayım seni. Deden birini bulur bana. Hadi eyvallah avukat efendi. Geç şuraya. Otur. Konuşacağız seninle.
Neredesin sen ablacığım? Öldüm korkudan. Canım çekti. Sakız aldım. Çekeceğim kulaklarını. Sakızla yapıştıracağım seni duvara. Geç çabuk yürü. Sırf sen buraya düşme diye kendini yakacaktı. Suçu üzerine alacaktı. Anladık yeter. Bozacının şahidi Şıracı. Benim içeri girmemi hiç istemedi. Kader kurbanı. He. Yeter be, kes artık. Bildiğin yok, hakem kesip duruyorsun. O çok sevdiğin amcam var ya. Birlikte annene tuzak kurduğun amcam. Niye bıçakladı annen amcanı? Biliyor musun? Gülperi'yi oynaşıyla bastığı için. O yalan velayet davasında çürütüldü küçük bey. Geç onu. Annenin sevgilisi dedikleri adam her şeyin iftira olduğunu, amcandan para aldığını kabul etti. Yüzüne tükürecek kadar nefret ettiğin anne. Namussuz olduğunu düşündüğün anne. Niye bıçakladı amcanı? He? Hiç düşündün mü? Ulan bir kadın bir adamı niye bıçaklar? He? Bir kadın bir adamı niye bıçaklar oğlum? Düşündün mü hiç? Amcan annene tecavüz etmeye kalktı. Uydurma. Yok öyle bir şey. Ben buraya sana masal anlatmaya gelmedim delikanlı. Niye o kadar çok evlenmek istiyordu annenle amcan? He? Etrafında dolanıp duruyordu. Bir düşün bakalım. Nasıl takıksa artık. Yalan konuşma! Ben değil, onlar yalan söylüyorlar sana. Başından beri yalan söylüyorlar. Sana da, kardeşlerine de. Anlasana artık. Deden anneni sokak ortasında, çarşıda dövdü. Haberin var mı? Söylemedi mi kimse sana? Al. Al bak. Bu darp raporu. Oku. Al burada. Oku. Bak. Oku. Benden önceki velayet davasındaki avukatını nasıl satın aldığını biliyor musun dedenin? Duruşma tarihlerini nasıl yanlış verdiğini yazıyor işte burada. Bak. Duruşma tarihlerini yanlış verdiğinin belgesi. Bunlar ne bunlar biliyor musun? Mektup. Annenin size hapishaneden yazdığı mektupların dökümleri. Hapishanede yazılan her şey okunur, kayda geçer. Oku. Oğlum. Hasan'ım. Canımın içi. Nasılsın? Seni kardeşlerine öyle özledim ki. Kaç gündür gözüm kapıda sizden haber bekliyorum. Yavrum ben masumum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sakın ha bana gönül koymayın. Sizin için dünyada yapmayacağım şey yok. Tek yaşama sebebim sizsiniz. Haftada 3 kere yazmış size mektup. Sen hesap et artık. Kaç eder? Nerede o mektuplar? Okudun mu o mektupları? Sor bakalım dedene neredeymiş o mektuplar? Yeter! Çok konuştun. Çok konuştun yeter! Annen hapishaneden çıktığı gün yaka paça döve döve nasıl İstanbul'a yolladıklarını biliyor musun anneni? Sırf sizinle bir araya gelmesin diye. Bu görüşme burada bitti. Kapa artık çeneni. Büyü artık. Ortalıkta çakma ağ gibi dolaşacağına adam ol. Aç gözlerini. Gör gerçekleri. Öğrenmek istediğin her şey bu dosyalarda. Oku. Senin kabul etmemen gerçekleri değiştirmez. Thank you.
Hadi. Bu dosyayı kendisine teslim edin lütfen.